Baklava. Ne baklavasıydı tatlım? Cevizli burma baklava. Cevizli burma. Oklava baklavası Fatma denir. Fatma Hanım'la baklavası ne kadar açtınız? Farklı bir baklava ama. Cevizli burma baklava ne kadar açılıyor? Ben yani onu söyleyeyim. Kaç yufka açtınız onu demek istiyorum. Hayır 50 kat açtığını söyleyecek de o yüzden ona göre söyleyeyim. Çok zekisiniz. 50 kat açmadım diyeyim bitirin. Ama burma baklava öyle bir formu evet, yok. Ama öyle istiyor. 2 tane yufka açacak Zuhal Hanım. Evet. Arasına cevizini koyacak. O büzdün tatlı oldu. Ama siz yaptınız da olmadı ki sizin kisi tatlı. Ben gerçekten. Ben hamur oldu. Ben onu açtım. Ama düzgün de olmamıştı Fatma Hanım. Çok mutluyum. Tamam, 50 kat açtınız, hamur yaptınız, en üstünü kıtır yaptınız harikaydı. İyi yemedik. Tabii ki. Evdekiler gibi keşke inşallah. Keşke yiyebilseydiniz. Keşke yapsaydınız da yeseydik. Ben baklavayı çok seviyorum. Bir gün nasip olursa inşallah. İnşallah düzgün yaparsınız geniş yeriz. Zamanda. Zaten önemli olan 2,5 saat içinde yapmak. Geniş zamanda herkes yapıyor zaten. Ben risk aldım. Risk aldınız da ortaya gelen bir risk şey yok. Risk aldım ve o riskimi de karşılığını size verdim. Ama biz göremedik. Aa göremediniz tatlı baklavayı. Göremedik. Baklavayı göremedik. Yani baklavayı fiili ay, olarak gördük tabii. Yani fakat bir şey göremedik. Yoksa hayır. Baklava vardı önümüzde. 40 kat altta 10 kat üstte bir baklava vardı. Son bir ama katı güzel. 40 kat değil 30 kat altta 20 kat üstteydi. Toplamda 50 kat. Bana sanki üstte kaçak kat çıkılmış gibi bir yapıydı. Yok hayır hayır. Mesela ben hep aynı örneği veriyorum ama baklava zaten hani normalde de evlere sipariş alan satan bir yarışmacıydı. Bizden sonra patladı. Sevgili Gönül buradan selam olsun. 40 küsür kat mesela çok güzel. Yani şerbetini çekmesi, pişmesi, soğuması, çıtırlığı. Çok güzel. Yani harikaydı. Yapıldı mı? Yapıldı. Yarabı, evet. Evet. 50 kat açmanı takdir ediyor muyuz? Evet. O da bir marifet. Herkes açamaz. Yanınız ama aman yanında da ayrıyetten su boruyu açtım Duhal Hanım. Yani, tabii ki zaten ben o gün de söyledim. Takdir ettim. Gereken lafları da söyledim zaten. Ben risk almak adına hani bundan bahsediyorum. Yoksa herkes bu menüyü ben 2 saatte hayır, çıkarırım. Hayır şuna geliyoruz. Şu noktaya doğru gidiyoruz. Ya inşallah menüsünde bir yemeği güzel olmuştur yarışmacının evet. Diye. Yani artık biz oraya doğru gidiyoruz. Halbuki tam tersi. Evet. Ay hepsinin çok güzeldi. Hangisi birinci olacak acaba diye kendi içimizde bir konuşma yapmamız gerekirken maalesef acaba iyi bir şey var mı? Yetişti mi? Endişesiyle, üzüntüsüyle, korkusuyla geliyorum. Yani ben sizler tabii rakipsiniz. Bir yarışmacının başarısız olması sizin işinize gelir ama ben öyle bakmıyorum olaya. Evet. Benim yarışmacılarım her birinin birbirini geçmesi lazım. Evet. Rekabetin çok üst sıralarda yaşanması lazım ama maalesef pazartesinden beri bir yokuş aşağı doğru her gitme durumu var. Her geçen de seviye daha da düşüyor. Yani inşallah Metin yarın sen de patlama da. Yani böyle konuşuyorum patlamam inşallah. İnşallah. Yok patlamayacağım. Ben planlama yaptım çünkü o önemli. Zuhal Hanım burada her şey planlama. Ben hangi yemeğe sıralamayı bile ona göre yapacağım. Bravo. Yani planlama hayatta yapmazsak hiç bana bir şey söyleyin ki plansız programsız yapıldığı halde tam başarı getirsin. Bu hiçbir şey değil. Yani öğrencilik hayatımızdan başlar. Ta ölene kadar devam eder. Ne kesinlikle. Yaparsanız yapın. Evinizde ev hanımı da olabilirsiniz. Kesinlikle. Öğrenci de olabilirsiniz, kendi işinizin sahibi, birinin yanında da çalışıyor olabilirsiniz ama hayatınızın planlı olması lazım. Yapacağınız işi ne yapacak? Adım adım yani hesaplanması bir sorumluluğunuz lazım. Varsa onun planını yapmak zorundasınız. Evet. Plansız mutfak, yaşayan insanın... Mutfak plansız bir şefi de patlatır. Hiçbir yerde plansız yaşayan insanın başarılı olma şansı çok büyük. Mizamplans dedikleri olur evet, şeflerinde. Evet, kesinlikle. Afiyet olsun. Teşekkürler. Özür dilerim, saçlarınızı bence toplayın. Hala böyle bir saç dağıtma peşindesiniz. Bağlayın bence. Biraz daha seçine. Biraz bunu aldığım için ondan dolayı. Açtım ama istersen bunu önce toplaman gerekiyor ama saç çıktı ya o yüzden artık irite oldum yani hala da toz görüyorum. Vallahi dediğim gibi ben saçla ilgili tüm herkese da vereyim. Bak baba geldi ya avokado ile ekşi krema. Çok kalması. Özür dilerim. Rica ederim. Hemen alıyorum. Hemen alıyorum. Tatlı bıçağın var mıdır? Hemen veriyorum. Ya zaten böyle mi? Serviste yavaş. Bir de soslar duruyor, baklava geliyor, bıçak yok. Bir de serviste saç açık olmaz yani bağlı olması gerekiyor. O yüzden ben saçlarınız de tepeden bağladım. Saçlarınız uzun olduğu için tamam, gerçekten ben hemen bağlıyorum. Çok çirkin ama bir görüntü olmuyor. Onu da bağlarsanız zaten baklavayı da yiyemeyeceğiz evet. Bu gidişle. Anlayamadım pardon. Çok güzel saçlarınız. Şimdi demin de talihsiz bir iki şey yaşandı ya gene şu ama Allah korusun kazanma gibi düşermişler. Evet. Son gider ayak sadece şey olmadı. Sen evet, üzülme. Bir sıkıntı yani yarışmacılarda şey olmasın. Tamam ben bunları elimle alabilirim. Varsa elimle rica olmuş. Edebilir miyim? Tabii ki buyurun. Teşekkür lütfen. Ederim çok sağ olun. Yani çok saçmaladı saçını açıyor servis yaparken. Saç açılmaz bir kere bağlanır. Bunu aldım dedi. Bunu aldıysan tepeden bağla yani. Benim tepeden bağlamamı bile eleştirdiler. Yok dağılmış. En azından bir bağladım hani bir kıl yoktu. Bir şey yoktu yani soframda. Öznur Hanım bir anda saçını açtı masada. Zaten masada saçlar doluydu. Bir anda da bir de saçını açtı. Saçla servis yaptı. Yani saçtan bıkmıştık hijyenden dolayı. Bir anda saçını açmasını da ben anlamadım. Saç problemi vardı masada, hijyen problemi vardı. O dakikadan itibaren daha toplaması gerekirken maalesef Öznur Hanım saçlarını açtı.
Yani saçlar da rüzgarda böyle ahenkte sallanıyordu. Bu da zaten hijyenik olmayan masada daha büyük hijyen problemleri yol açabilirdi. Zuhal Hanım tatlı da bana gelmedi ama burma gibi değil de sanki böyle sarmış gibi duruyor. İşte ben mi yanlış görüyorum? Burma sarma artık. Büzgü diyorsun, evet, o şey. Burma böyle yani. Olmuyor. Ben öyle bir şey bekledim. Ben de öyle bir şey bekledim. Durun, burma. 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 Sen de burma bari. Yok, burma diyeceğiz ki ironik olsun. Hayır Fatma Hanım, zaten baklavayla ilgisiz konuşun. Hamurdan anladığınız için şimdi sizinki hamurdan... Ama şimdi aramızda herhalde baklava konusunda evet, en tecrübeli olur yani. Bizim susmamız lazım, evet. Aynen. Kesin. Susmamız lazım değil, estağfurullah da. Hani o daha tecrübeli. Siz de konuşun, ben de konuşayım beraber. Evet. Konuşalım. Şu anda tartışın. Baklava geldiği için birkaç kere daha 50 kat açtığını söylemesi lazım. O yüzden ona sıra veriyorum. Halil artık bana çok alıştı. 50 kat rüyalarına evet, gireceğim. Hatta öyle alışıyorsunuz ki giderken üzülüyorsunuz. Evet. O derece. Önce bir şey oluyor böyle, bir herkes bir çekiniyor, bir utangaçlık, tanımıyor kimse. Ondan sonra böyle bir çatışma, en sonunda da bir üzülme. Kesinlikle. Evet. Halil beni çok özleyecek. Kesin. 50 kat baklavaları ben nasıl açıyordu? Ben yakınım Zuhal Hanım, arada gidip 50 kat demesini dinlerim. Arada giderim evine. Şey, 50 kat diye balkondan bana seslenir. Aynen, ses kaydı al. Bana balkondan bağırır, eve giderim ondan sonra. Aynen, inşallah. Eve gelirsiniz, ayıp ediyorsunuz. İnşallah.